mahkeme meşru müdafaa değil, haksız tahriktir dedi. Çünkü o andaki sinir ve öfkesiyle hareket etmiştir. Meşru müdafaanın sınırlarının aşılıp aşılmadığını tartışabiliriz. Ama bu kesinlikle haksız tahrik değil. O anda gerçekleşen bir şey olması gerekmez. Kişinin eğer geçmişten gelen yine bir korku ve panik hali varsa, tekrar etmesi çok mümkün bir şiddet durumu söz konusuysa meşru müdafaa söz konusu olabilir deniliyor madde gerekçesinde. Biz de buna dayandık. Artık bizim işkence, eziyet diyebileceğimiz boyutlara ulaşabilen bir psikolojinin ve yaşanan olayların sonucudur. Çilem'in sürekli hani fuhuşa zorlandığına dikkat çekildi. Aslında gerekçeli kararda da haksız tahrikten yana oy kullanan iki üye yine buraya dikkat çekmişti. Yani 3 yıllık evliliğinde 9 kere koruma kararı alması, her defasında ölüm korkusuyla yüz yüze gelmesi, maktulün birçok suç kaydının bulunması, yine kendi suçlarını örtbas etmek için işbirliği yaptığı polisleri bile yaralayarak polisleri korkutup onları dahi şikayetten vazgeçirmesi, bunlar göz ardı edilerek hep şeye yoğunlaşıldı. Sanırım namus kavramı çok kıymetli olduğu için hani erkekler tarafından ve yine eri zihniyet tarafından. Oysa bizim iddiamız fuhuş değil. Yani Çilem kendi hayatından korktu. 3 yıl boyunca işkence gördü aslında bu adamdan. Mahkeme bunları değerlendirirken bunları haksız tahrik kapsamında değerlendirdi. Yani geçmişte yaşamış olduğu olaylar sebebiyle bunu bir tahrik olarak gördü. Halbuki burada olay gününe bakıldığında Çilem hayatını savunmaya çalışıyor. İçimi acıtan şeylerden biri, olay gerçekleştikten sonra Çilem odanın kapısını kilitleyip çıkıyor. Yani hala arkasından gelip kendisine zarar verecek korkusu var. Bir öldürme kastı olsa ölüm anı gerçekleştikten sonra hala kapıyı kilitleyerek kaçıp gitmez. Çilem burada yargılanıyor ama sadece kasten öldürmeden değil aslında. Hani toplumsal cinsiyet yönünden de yargılanıyor. Ki kadınlar sanık olduğunda lehine olan deliller görmezden geliniyor. Yani lehine olan şeyler göz ardı ediliyor. Aynı zamanda kadınlar maktul olduğu zaman, erkekler sanık olduğunda çok farklı indirimler, çok farklı bakış açıları sanık lehine uygulanabiliyorken bunun olmadığını maalesef Çilem dosyasında da görüyoruz biz. Bunların o anki psikolojileri, işte yapmak zorunda kaldıkları ve kendini savunma biçimlerini anlıyoruz. Bu konuda da destek veriyoruz. Desteğimiz sadece hukuki bir destek değil, aynı zamanda bunun politik bir dava olduğunun bilincindeyiz. Çilem artık bu konuda bir öncülük etti diyebiliriz. Yani sembol oldu. Adana'dan da duruşmaya kalabalık bir şekilde dahil olacağız. Bunun yanı sıra çok fazla meslektaşımızdan, Türkiye'nin her yerindeki meslektaşlarımızdan bize ciddi anlamda destekler geliyor. Çağrımız şu, Çilem aslında tüm kadınların sesi bize göre. O yüzden onların, tüm kadınların yine bu yüzden desteğini ve bir kulaklarının Ankara'da olmasını bekliyoruz.